Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay motor yağı ile alakalı olacak. Motor yağı nasıl kontrol edilir? Motor yağı hangi seviyede olmalıdır? Hangisinde olursa fazla, hangisinde olursa az olur? Motor yağı nereden konulur? Bu konuyla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak motor yağının nereden konduğuyla başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş kontrol edelim. Bakın arkadaşlar, motor yağı aracın burada hem araçların neredeyse hepsinde aynı yerdedir. Bazılarında üstünde koruma kapağı olur. Koruma kapağının üstündedir kapak. Kimisinde de koruma kapağının altındadır. Ama böyle motorun ön kısmında, motor bloğunda büyük bir kapaktır arkadaşlar. Burayı açarsınız. Aracınıza motor yağı ilave edersiniz. Ya da motor yağını değiştireceksiniz. Motor yağı değişimi nasıl yapılır videomu izleyin. Orada gerekenler gerektiği gibi anlatılmaktadır. Bu videoda motor yağı nasıl koyulur, nasıl kontrol edilir bununla alakalı bilgi vereceğiz. Motor yağı buradan koyulur arkadaşlar. Ondan sonra koyulduktan sonra kapak kapatılır. Şimdi motor yağı buradan koyulur. Bunu söyledik. Şimdi motor yağı nasıl kontrol edilir? Kontrol nasıl yapılmalıdır? Hangi şartlar olmalıdır? Onunla alakalı bilgi vereyim sizlere. Şimdi motor yağını kontrol etmeden önce kesinlikle bir en az 15 dakika motorun çalışmadan sabit durması lazım arkadaşlar. Çünkü içindeki motor yağının süzülüp kartele inmesi lazım. Yani motor yağının süzülmesi lazım. Bunun için de aşağı yukarı bir 15 dakikalık zaman gereklidir arkadaşlar. Araç düz bir zeminde olmalıdır. Yani yani rampa ya da düz aşağı ya da yukarı, hani araç düz bir şekilde olmalıdır. Yani doğru bir kontrol yapabilmek için. Araç düz bir zeminde. Aracınız 15 dakikadır çalışmıyor ve kontrole başlıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz yağ çubuğu. Yağ çubuğunu çekiyoruz. Bir dakika bekleyin, şey getireyim. Bez getireyim. Evet, bezimizi aldık. İlk önce çubuğu çıkartıyoruz arkadaşlar. Çubuğu çıkarttıktan sonra çubuğu siliyoruz. Üstündeki yağı kontrol etmiyoruz ilk seferinde. Çubuğu temizliyoruz güzelce. Ondan sonra çubuğu geri yerine takıyoruz. Çubuğu geri yerine takarken dikkat edin, hani bu teli yamultmayın, kırmayın. Çubuğu yerine takıyoruz. 3-5 saniye bekleyip yağ çubuğunu tekrar çıkartıyoruz. Yağ çubuğunu çıkarttığımız zaman bakın burada üstündeki yağı görebiliyorsunuz, yağ seviyesini. Benim yağ yeni değiştiği için en üst çizgiye çok yakın. Yağ değişimini ilk yaptığınız zaman üst çizgiye yakın olur ama zamanla aşağı doğru iner. Yağ seviyesi bu ortanın altına inmediği sürece yağ eklemenize gerek yoktur arkadaşlar. Bu şu iki çizginin ortasının altına inerse eğer, duruma göre yağ ekleyebilirsiniz. Yağ seviyesi bu ortanın altına inmezse iyi olur arkadaşlar. Hani yağ seviyesinin şeyi budur. Ortanın altına inmeyecek. Şu üst çizginin de üstüne çıkmayacak. Yağ seviyesinin formülü budur. Ondan sonra kontrolümüzü yaptıktan sonra yağ eklemek gerekiyorsa yağ koyma yerine yağ koyuyoruz. Yağ eklemek gerekmiyorsa eğer çubuğumuzu takıyoruz ve aracımızı kullanmaya devam ediyoruz. Yağ eklerken az az ekleyin, birden fazla yağ eklemeyin. Aracınıza fazla yağ koymayın, sonra uğraşırsınız. Yağ koyduktan sonra hemen değil, 10-15 dakika sonra kontrol edin yağı. Hani yağ koyup hemen kontrol edip olmamış, biraz daha eklemeyin. İlk 15 dakika falan bekleyin, ondan sonra kontrol edin. Yağı buradan koyun. Aracınıza uygun yağ kullanın. Kaliteli yağ kullanın. Aracınızı uzun ömürlü şekilde kullanın. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak isteniz, bilmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Sizden ricam, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.